Çok teşekkür ederim. Sizi söylemeden söyleyeyim, hoş bulduk. yine yani sadece bir iki kişi dışında, merhabalaştım zaten ama hepinizi tanıyorum. Yani izlediğim bir program. Ya yani mecburen ya da zorunda olduğum için de izlemiyorum. Seviyorum iletişimlerinizi, olaylarınızı, böyle planlarınızı, minanlarınızı. Çok hoşuma gidiyor yani. Kendimi geliştiriyorum. Acaba diyorum daha başka şeyler anlayabilir miyim, yazabilir miyim? Ama gerçekten çok iyi gittiğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İzlediğim kadarıyla hani bunu söylüyorum. Ki bayağı izliyorum, onu da söyleyeyim. Eğer sizin için de sakıncası yoksa oturalım. Tamam. Sizin için geldiniz. Kimin için geldiniz? Teşekkür ederim Tankut'cum. Şimdi baya baya çok sağ olun. Vallahi benim için de yani hem yılbaşı ile ilgili çok güzel oldu. Bir de şimdi sizleri tanıyorum ya ben. Bu güzel bir şey benim için. Çünkü zaten hepinizle ilgili bir fikrim var. Hani senin nasıl olayların olduğunu biliyorum abi. Hepinizi biliyorum yani bir şekilde. Sadece iki kişiyi tanımıyorum. Hanımefendi. Ben yeni geldim. Hoş geldiniz. Kardeşim de ilk defa. Gürkan. Ama diğer herkesi gayet iyi tanıyorum. Nasıl İsterseniz sorabilirsiniz yani. Ben soruyorum. Yani. Nasıl buluyorsun? Bizi böyle. Vallahi çok riskli buluyorum sizi ama. Ne buluyorsunuz beni? Riskli buluyorum. Evet. Ama riskiniz ya şöyle değerlendireyim. Risk yanlış olmadan bir şey başarı olmaz. Aynen. İnşallah diyorum ya. Vallahi. Olacak yani. İnşallah, ben böyle görüyorum. Hayırlısıyla. Aynen. Seviyoruz. Ben yani formu doldurduğumda hangi sanatçıyı seviyorsunuz dediler. Ben gerçekten sizin hastanızım. Hemen sidiriniz çıksın, gidiyorum alıyorum. Sabahtan akşama kadar dinliyorum devamlı. Söner Sarıkabalı demişti. Burada hiç dinlediğini görmedim. Ve görünce şok oldum. Gerçekten şok oldum. Teşekkür ediyorum. Pazartesi günü kırmızı odaya çağrılacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. 2016'ya güzel girdim. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben sizi tanımıyorum. Elendim, tekrar geldim. Öyle mi? Evet. Ha, kaçırmışım o arayı demek ki. Evet. Evet, yani baktım iki kişi tanımıyorum zannettim. Şu an üçe çıktı ama olsun. onun dışında... Bizim aklımızdaki fikirleriniz ne? Ya abi bayağı fikrim var, söyleyeyim istersen. Dinleyebiliriz. Sen sorduğun için senden başlayayım mı? Hiç o önemli değil. Kimden istersen? İstersen senden başlayayım. Tamam. Yani bence inanılmaz beyefendi bir insan olduğunu düşünüyorum ve... Çok teşekkür ederim. Zaten şurada benim izlediğim kadarıyla beyefendi ve hanımefendi olmayan hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta hani insanlar arasındaki iletişimde bazı anlaşmazlıklar, ya tamamen atıyorum, trafikte bile gerçekleşebilir. Yani hani o anda anlaşamayabilirsin. Bunlar çok normal. Bir de istek, talep, arz gibi durumların değerlendirildiği bir yarışma bu. Herkes kendiyle ilgili. Ya buradaki herkes marka gibi düşünelim ve herkesin kendine göre bir yansıması var. Ben hepinizi tek tek çok sevdim. İzlerken de. Hani olabilir. Bazı insanla anlaşacağını düşünürsün. Bazı insanla anlaşamayacağını düşünürsün. O problem değil. Ama yansımanız çok pozitif. Çok güzel. Tabii ki arada birbirinizle olabilir anlaşmazlıklarınız. Onlar da çok normal. Okulda da olsak, başka bir yerde de olsak aynısı gerçekleşir. Evet. Çok beyefendi olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kardeşim. Çok sağ olun. arkadaşın da ekstra... eserin adını biliyorum. Şimdi onu bilmediğim için öyle söylemedim. Ya eserin de mesela çok kendine has bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet. Senin de öyle abi. Teşekkür ederim. Yani ya toplamışlar ki ya gerçekten de sizi bir araya getirmek çok kolay değil. Sizden en başta bunlar çok güzel. En başta hani ben izlediğim için rahat böyle konuşuyorum. İzlemesem hani geldim buraya işte ne konuşacağım. Ama yok, bayağı biliyorum. İlk bölümünden itibaren biliyorum. Bir de erkeğin izlemesi bu programı. Ya bunu öyle düşünmemek lazım. Şimdi sonuçta bu programı izleme amacı aslında insanların arasındaki iletişimler. Evet. Bana göre. Evet. Hani mesela atıyorum Mehtap, senin işte başka insanlarla iletişimlerin senin yapını bir şekilde yansıttığı gibi televizyonda da bu ilgi çeker. Yani ben mesela insanların
özellikle de böyle bir programda bir araya gelip böyle o mücadelesi falan hani beni inanılmaz iyi hissettiriyor. Yani neden? Çünkü benim yapamayacağımı düşündüğüm şeyleri yapıyorsunuz. Ya yani normalde yapmam diye düşündüğüm şeyleri yapıyorum. Sonra da diyorum ki kendi kendime, aa ben yapmam diyorum ama bunlar yapılabiliyor yani. Hani ben de yapayım bari diyorum. O yüzden keyifli. Birçok insanın da bence bundan dolayı bağlandığını düşünüyorum programa. Yani sizi de böyle devamlı övmeye çalışmıyorum. Hakikaten düşüncelerim yani bunlar. Çok teşekkür ederiz. Kendilerinden sizler nasıl hissediyorsunuz peki? Yani doğru. Çok keyifli gidiyordur diye düşünüyorum her şey sizin için. Tecrübe dolu. Tecrübe dolu. Her model var burada. Her model var. Hayat her tecrübesi. Model. Evet. Güzel. Ama psikolojik baskı da olduğunu söyleyebilirim çok. Yani. Yani zor bir ortam. Bir tabak kırmasalar. Aslında ben evde bardak bile kırmam. Zor bir ortam. Bence. Tabii yani o hani o riskler var ya, o tecrübe ediniyoruz dediği konular. Evet. İnsan oradan ne getirince tabak falan gözün görmüyor. Aslında her taraf ayna cam. Murat her an bir tedirgin böyle. Ben de mi kıracak acaba kafamı? Hayır ben evde bardak bile kırmıyorum. Murat onun o yönünü de seviyor. Gerçekten evde bardak dahi bir yere kırmıyorum. Lütfen. İnsanların birbirlerine zarar vermesindense tabak kırılsın sorun yok. Ya yapılabilecek en olgun ve uzak yorum bu olabilirdi bizim için. Yapacak bir şey yok. Ama sonuçta şey var abi, ne olursa olsun mesela farklı bir şey yani bu şu yaşadığınız bence. Yani evet, çok kolay bir şey değil. Senin için de çok kolay olduğunu düşünüyorum. Çok gerçekten çok kolay değil. Belki dışarıdan işte öyle oldu böyle oldu diye bakabilirsin. Ama kolay değil. Mesela senin de adaptasyonun kolay değil. Yani sen mesela Amerika'da geldin. Hı-hı. Ve hani ben senin ilk geldiğin günü falan hatırlıyorum. Sizin aranızdaki iletişimleri yani hani evet. Kopmuş bir şey vardı. Uçurum vardı iletişimde. Ama hı-hı, sonradan öyle olmadı yani. Sen de o adaptasyonu. Senin de mesela bence iyi niyetin çok belli oldu sonradan. Evet. Ama hemen anlaşılması mümkün değil. Hı-hı. Ama... Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, ben seni tanımıyorum. Kendimi çok kötü hissettim. Gerçekten herkes biliyor. Müsaade edersen ben senin hissiyatını alayım. Kardeşim ben zaten annemin karnından ünlü doğmadım. Yani teknik olarak beni bir sürü insan da tanımıyor hala. Önemli değil. Ben sadece senin beni tanımaman bile daha iyi aslında teknik olarak. Çünkü ben seni tanıyorum. Buradaki insanlarla da yeni tanıştım ve... zaten ekranlardan tanıyorum. Sen de beni yeni tanımış oldun. Yeah. Ama önemli olan güzel tanışmamız. Aynen, tanışmamız aynen. Aynen. Ya, ilk kez gördüm ve tanıştım yani. Düşündüm. Yakak artık atsaydım. Sonra yaparsın anlarsın. İçeri girerken şöyle bir şey gördüm. Ya, yurt içi, yurt dışı. Kim tam bilmiyorum. Esen'e böyle ya bu bilmem ne falan diyordu. Ya. Dedim tamam tanımıyor şimdi. Gözümden kaçmadı yani. Bir şey soracağım, böyle ne ikram edeceksiniz bana? Evet. İçine evet. Çay, bağlanlar, su. Ne içersiniz? Meyve suyu veya çay? Su var mı? Bay bay, ben iğne kalktım. Su alırım zahmet olmazsa. Ya bir de böyle hani tabii ki konuşuruz, muhabbet ederiz ama isterseniz benim içeride bir yerde gitarım var. Vay! Cinsiz! Harikasın ya! Bundan daha güzel şöyle bir yerde gitarla böyle bir parti yok. Siz mi ya? Bunları kızlar siz mi yaptınız hepsini bunların? Yok artık. Ben alıp getirdim. Siz ayarladınız. Siz ayarladınız. Haberleri var getirirler. Partiyi biz veriyoruz. Ben oradan hazır gelirim. Evet, ben oradan hazır gelirim. Hadi. Neyse olur, sen yeter ki sen.